Efendim Sevda Türküse ve Berna Durmuş'la birlikteyiz. 2012'nin ilkbahar yaz modasından bahsediyoruz. Berna Durmuş'la birlikte renkler ne dedik? Sarı. Mandalina kabuğu rengi. Yani turuncu. Turuncu değil ama orada bir fark var. Özür dilerim. Evet, portakal da değil. Evet. Mandalina portakal kabuğu. Üçüncü renk. Portakal geçen sene birinci renkti. Bu sene sarı birinci renk. Evet. Tamam. Ama portakal rengi tabii ki geçen sene aldıysanız bu sene de rahat rahat giyebilirsiniz. Yine trend ama üçüncü renk. Hani bu renk bu yaz, bu ilkbahar yaz daha çok sarı. Hani en trend o. Ondan siyahları sonra, geri attık. Siyahları geri atıyoruz. Siyahı da göreceğiz. Siyahı da eğer giyiyorsak siyahı da bu ilkbahar yaz tasarımcılar beyazla yan yana koyuyor. Yani bir elbise düşünün ki beyaz, işte kolları siyah. Bir elbise düşünün ki siyah, yanları beyaz. Böyle çizgili gibi siyah beyaz yan yana var. Yani sadece siyah zaten ilkbahar yaz rengi değil. Zaten renk değil. Yani daha çok sonbahar, kış giydiğimiz bir şey ama yani renkleniyoruz. Eğer illa da bir siyah ceketimiz var, İçine sarı giyin gene. Aynen. Renklendirin kendinizi. Saatle, evet. Ayakkabıyla, çantayla, kemerle. Çantalar da öyle. Bir tane toka. Çok renkli. Çantalar da çok renkli. Çantalarda egzotik desenler, egzotik yılan derisi gibi, timsah derisi gibi görünümlü. Görünümlü, gerçek evet. değil. Yani gerçekleri de var ama o artık. Evet, dün bir haber seyrediyordum. Sosyete bir çanta markası varmış, evet. Bilmiyorum. Bir çanta 150 milyar. 150 ve milyar. Paris'e gidip bir de var ya üşüşüyorlarmış başına adam bile şaşırmış ve orada satan bir dakika hanımlar hepinize yetecek kadar çanta sırayla. Var burada. Ne? Sırayla alınıyor evet, çantalar. Evet sırayla bir çanta 150 milyar. Evet. Ben böyle var ya ağzım açık kaldı. Bu yani. Kadar aç açıkta insan varken 150 milyara bir çanta bir yani alan zaten yatacak yeri yok diye programda çok eleştirildi yani. Ne olursa olsun yani her şeyin bir ayarı var diyoruz ya. Yok 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 yani, o kadar da değil. Etnik desenlerimiz bir gelebilir mi? Az önce gelmemişti görüntülerimiz. Etnik desende bir görelim. Sonra desenli cinlere evet, bakacağız cins. Efendim. Etnikler geldi işte. Evet bunlar bakın. Evet çok Afrika görüyorum isimli ben. Yine bakın sarılar başta daha koyu hardal. İşte benim bugün giydiğimine yakın bir renk. Gördüğünüz gibi bu tip desenler. Hem rahat, evet. İki numara inanılmaz rahat. Evet. Altına bir parmak arası terlik. Şimdi bakın mesela desen ikinci şeye bakalım resme. Desenli bir bluz var üstünde değil mi? Ama evet. Altına düz. Altı desenli giymemiş. Altı da desenli giyilebilir. Çünkü desen dediğim gibi bu ilkbahar yaz çok var ama onu ayarlayabilmek. Kombinasyon biraz, yapabilmek. Evet çok kolay değil. Evet. Evet. Üç numara da gayet güzel. Evet o da çok hoş beyaz. Beyaz tabii hep ilkbahar yaz rengidir. Evet. Beyaz 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 olmazsa olmaz. Ben sevdiğim olmaz. Bir tarz bana çok uzak değil mi? Evet mi? Yok yok değil severim böyle. Göreceğim seni o zaman bu ilkbahar yaz böyle. Tamam. Ben genelde burada eşofmana çıktım. Ama ben de var ya cıvıl cıvıl renkleri çok seviyorum. Yani böyle herkese enerji veriyor. İnsan evet enerji tabii. veriyor. Odanız içini değişiyor. Açıyor. Mesela ben işim gereği tabii hep eğitim konferans verdiğim için koyu renk takımlar giyerim ama... Kışsa içine hep böyle dediğin gibi hardal, kırmızı balıkçılar, gömlekler. Hep mutlaka şuraya bir tane broş takarım. Mesela şimdi siyah pantolon giydim. Dedim ki dur bordo ama dedim şey olsun biraz saten olsun da parlak biraz olsun. Biraz bir şey patlasın. Tabii patlasın. Yani o insana şey yapıyor. Biraz önce dedin ya. Motive sen de ediyor. Hani giydiğin kıyafete göre tabii. Duruşun da değişiyor. Evet. Kendini daha iyi hissediyorsun. O yüzden böyle koyu renk giyebilirsiniz o gün o. Ama içine mutlaka. Hiç dikkat evet. çekmiyor. Yani seksapel falan da olmuyor. Tabii. Böyle. Hardal biraz rengi veya neon sarısı diyorlar. Öyle bir balıkçı giy, koyu renk takımın içinde o kadar tatlı duruyor evet. ki, o kadar mütevazı duruyor ki. Evet. O yüzden yani giysin insanlar cıvıl cıvıl olsun ya. Bence de evet. Desenli cinler moda. Evet desen cinde de var yani oraya bile geldi. Rengarenk. Ya var renkli ya renkli düz cinler var. Toz pembeler, toz maviler, buz maviler, kırmızı, yeşil yani ne rengi seviyorsanız bunlar mor. Bunlar cin mi? Bunlar hayır, bunlar pijama bunlar pantolonlar, bunlar tiril. Az önce evet. dediklerimiz. Evet. Bakın mesela desenli ortadaki pantolon, kırmızı lacivert, beyaz desenli, üstüne lacivert bir tişört giymiş düz. Güzel. Ama en baştaki bakın desenli bir pantolon, o da gene koyu tulum mavi beyaz. Tulum gibi sanki o da soldaki. Ama değil, pantolon değil bluz ayrı. Bakın o da desenli mesela üstteki ama renkler birbirine birbiriyle geçiş evet. yapıyor. Çok smooth bir şekilde geçiş yapıyor işte. Üstteki bluzun zemini beyaz, üstündeki desenler maviler, mavili. Altta koyu mavi. Yani mavinin tonlarıyla böyle bu şekilde kombinlemiş. En pijama baştaki pantolonla. İse bayılırım. Mavi deri ceketle gene pijama pantolonla daha bir şık ceketle hale bile. Getirmiş. Evet. Bunlar da pijama pantolonlara çok rahat
Tiril tiril. Evet, aynen. Yazın sıcaklarda. Aynen, çok sevdiğim şeylerdir. Altına, çok rahatlıklılığı çok sevdiğim evet, için. Altına dolgu ayakkabı çok moda. Dolgu topuk ayakkabı. Dolgu. Evet, çok moda bu ilkbahar yaz. Dolgu topuk ayakkabılarla mantar formunda oluyorlar. Hasır. Hı-hı. Olabilir. Hasır çok moda. Hasır çanta çok moda. Hasır çanta. Evet. Evet. Hmm. O eskiden hani böyle el dövülen şeyler evet, vardı. Evet, evet. Onlar evet, çok plaj moda. Plaj çantası gibi. Gibi. Değil mi? Evet. Evet. Aynen. Onlarla ilkbahar yazı böyle karşılayabilirler. Hı hı. Renkli cinlerimiz gelsin. Evet. Renkli cinlerimiz artık var. Artık onlar da renklendiler efendim. Evet, desenli onlar cinler. Onlar da desenlendi. Evet. Fıstık yeşili çok gördüm. Parlament mavisi. Evet. Kırmızı, hardal, evet. Şeker pembe, limon sarısı o kadar toz, hani... Toz, pudralar. Evet. Şimdi tabii şöyle renk, renk. Her zaman sektör nasıl gider? Şimdi tabii ki renkli moda ama herkes de çok renkli giyinmeyebilir. Sevmeyen var. Çünkü evet. Bu iddiadır biraz. Çünkü gözler size gelir şimdi bir mandalina kabuğu rengi bir elbise veya sarı. Değil mi? Ne hı-hı. Olacak? Direkt hemen görüneceksiniz. Bazı insanlar bundan hoşlanmıyor. Göze batmayı sevmeyebilirler. Evet. Aman bana bakmasın. Aynen. Size. Ben şık olayım ama mütevazi, daha mütevazi olayım diye. Aynen. Ve sektör nasıl para kazanacak? Bu risk sadece o renklerle bir koleksiyon hazırlansa ve siz mağazalara gittiğinizde sadece o renkleri görseniz. Evet. Değil mi? Kimisi sektör para kazanıyor. Reyonda siyaha gidiyor. Tabii. O zaman ne var? Hemen pudra renklerimiz var. Hı-hı. Gene renkliyiz. Ama daha soluğuz, hı-hı. Daha matız, hı-hı. Daha geri plandayız. Ama hı-hı. Gene şıkız, hı-hı. Gene trendiyiz. Hı-hı. Pastel renklerimiz de gene moda tabii ki. Görüntümüz gelsin Serapcığım, oynatalım. Fotoğrafların üzerine konuşan daha bir güzel oluyor. Ben de çok severim moda dergilerini karıştırmaya. Seviyorsun. İnanılmaz bakarım. Ay ay ay, evet. Evet. Bakın bunlar da renkli. Çiçekli, çizgili... Kilolar çizgili tercih etsinler mi? Çizgili boyunuzu uzun gösteriyor. Biliyorum. Bunları lütfen zayıf bayanlar tercih etsin. Tabii yani. Ne güzel evet, kalem gibi oluyorlar yakışan, ile yani. Evet, evet tabii. Bacakları güzel. İşte çok baseni olmayan. Çünkü bu de bunlar tight formunda cinler yani. Evet. Skinny dediğimiz vücudu saran yani bacağınız neyse gösteriyorsunuz. Böyle bir mesela evet. Renkli evet. Kot pantolon aldığınız evet. Zaman üzerine bir beyaz T-shirt, bir evet. Beyaz gömlek. Evet veya pantolondaki bitti. Desenin, bakın pantolona yani neyse veya desene. Gözünüzün ilk gittiği renk ne o desende? Şimdi mesela ilk baştakine baktığınızda gözünüzün ilk gittiği renk pembe. Ne? Pembe, pembe mi, kırmızı mı? Öyle bir şey. O rengi kullanın üstte işte. Hmm. Gözünüzün ilk gördüğü renk çok fazladır ki mesela en sağdakinde turuncu mu artık, nar çiçeği mi? En sağ üst, en sağdaki yeşilli evet. Olanın içinde. Orada o patlayan üç nokta var evet, değil mi? Evet. Ha, oranj gibi. Oranj giyin üstüne mesela. Evet. Aynen. Aynen öyle. Ama tabii şimdi çok renkli ve çok desenli modası var ama işte ayakkabı o renk. Ne bileyim pantolon sarı, üstüne mandalina kabuğu bunlar da moda renkler deyip hı-hı. Böyle 4-5 tane rengi üstümüze almıyoruz. Hı-hı. En fazla 3 renk. Dışına çıkmıyoruz. Çıkmıyoruz. En fazla deli üç kızın renkle. Bokçası gibi olmuyoruz. Evet, veya annelerin giydirdiği benim küçük kardeşimin çocukları. Dediği gibi isim vermeyeceğim. Aynı ona benzemişim. Evet. Bir kafamda abajurun eksik dedim ona erkek kardeşim. Evet. İsim vermiyorum. Bir gün böyle kış çok soğuk anneme gidiyorum. Üstüme ne geçirmişim. Hatta soğuk ya belime bir de bir şalım var. Böyle onu sarmışım. Tam şey kardeşim kapıdan görünce dedi ki ay dedi aynı şuna benzemişim. Bir kafanda abajurun eksik. Abajur deyince artık sevgilerimiz kimden, kimi kastettiğini anlamışlardır. Hangisi sunucuyu. Yani ama bir baktım kendime aynada gerçekten yani karşıdaki beni gördüğünde böyle insanlar garip garip bakıyor. Öyle giyinen de zannediyor ki beğendiklerinden tabii, bakıyor. Aynen. Halbuki garip garip bakıyor. Yani evet. Garip olduğu için bazıları da bakıldığı zaman aa güzelim de evet, ondan bakıyorlar güzel. Diye evet. Düşünüyor. Pudra evet. Renklerimiz evet. Gelebilir. Görüntümüz değişebilir evet. Serapcığım. Dediğim gibi giyinler. Çok renkli giyinmeyi sevmiyor olabilirsiniz. Veya işte çok renkli giyindiğinizde insanlar tabii ki size çok bakacaktır. Bundan hoşlanmıyor olabilirsiniz. Hı-hı. O zaman sektör tabii sizi düşünüyor. Pudra renkler de gene var. O çok renklilerin yanında. Daha bakın, soft gördüğünüz renkler. Gibi, evet, daha soft renkler. Silik renkler. Daha silik, daha pastel. Yine bakın mesela ama renkler hani üç renk hep var. Mor, yeşil ama evet. Yani çok patlak renkler değil. Tonlar yani nasıl daha diyeyim pastel. Tonları birbiriyle yakın bu sefer. Evet. Yani pastele o da pastel, pastele o da pastel. Evet. Hiç rahatsız etmiyor gözü. Evet. Bu çok önemli zaten. Evet. Diyoruz çok ya, hani... Biri size baktığında...